2 Kasım Perşembe gününden iyi günler diyerek başlayalım söze. Hoş geldiniz birlikteliğimize. Güne yansıyanlarla karşınızdayız ve yine bize ayrılan zaman dilimi içerisinde ülke gündeminde öne çıkanları yine değerli bir isimle konuşacağız. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Sayın Hasan Küçük bizimle beraber. Sayın Vekilim hoş geldiniz hoş özellikle. Bulduk. Nasılsınız diyelim İyiyiz, size. Yoğun. Aslında ayağınızın tozuyla meclis komitesi çalışmasından geldiniz. Yoğun gündemle de meclis, her ne kadar haftada 2 gün meclis genel kurulu toplansa da komiteler yaz başından beridir de çok yoğun bir mesai harcayarak da gündemlerinde olan yasalarla ilgili düzenlemeleri ortaya koymak, şekillendirmekle ilgili de önemli bir görev üstleniyor. Devlet yasası ile ilgili görüşmeleri yaptınız, görev aldığınız komitede ve bu komite çalışmasından geldiniz. Çok uzun yıllardır üzerinde konuşup tartıştığımız, aslında sistemsel kurgu üzerinde çok ciddi önemli kazanımlar elde edecek bir sistemden söz ediyoruz ama hep ötelenmiş, ertelenmiş, üzerinde yapılan görüşmelerse berhava edilmiş bir süreçle de karşı karşıyayız. Son aşamaya geldiğimizi söylediniz bana az önce programa girmeden. Biraz konuşalım sizinle. Bugün son rötuş yapıldı. Önümüzdeki hafta genel kurula gelecek olan bu ya da önümüzdeki günlerde genel kurula gelecek olan bu e-devlet yasasının ana kapsamı ne olacak? Özellikle vatandaş nezdinde, kullanıcı nezdinde getireceği kolaylıklar ne olacak? Sistemi nasıl kurgulayacağız? Biraz bilgi alalım size. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilere de hayırlı günler. Tabii ki ortaya çıkan yasaların nereden ihtiyaç doğduğuna da bakmamız gerekir öncelikli olarak. Kuşkusuz dünyada hep ben şu ifadeyi kullanıyorum. Pandemiyle birlikte yeni bir dünya düzeninden bahsediyoruz. Ve burada siyasi, iktisadi, ekonomik, hatta dış siyasetteki ekonomik parametrelerin karar alma sürecine etkisinden, ülkelerin coğrafik olarak bulunduğu konumlardan itibaren ekonominin, ticaretin, hatta politikanın ve politik issue dediğimiz yani politik gelişmelerin dahi ekonomi üzerinde çok büyük etkileri vardır. Tabii yeni ekonomi düzeni dediğimiz dijital ekonomi aynı zamanda dünyada dijital ekonomi devrimi olarak. Çünkü dijital dönüşümün ekonomi üzerindeki etkilerine bakarsınız. Buna bağlı tabii ki siz bütün kamu kurum ve kuruluşlardaki ki yıllardır tartışılan yani kamu reformundan bahsediliyor. Hatırlarsanız bu stüdyolardan ben çok konuştum. Seçimlerden önce de aday adaylığı döneminde aslında kamu reformu kamuda verimliliği artırmaktır. Yani halkınızın daha etkin ve hizmete ulaşabilir anlamında, denetlenebilir anlamda, izlenebilirlik anlamında, güncel veri analizlerinde birlikte planlama için ihtiyaç duyduğunuz verilerin an ve an sizin hazır duruma getirmeniz gerekir. Bunu da ortak akılla kurumsal devamlılık ilkesi üzerinde durmak gerekir. Ortak akıl diye tanımladığınız, işaret ettiğiniz şudur, şey nedir? Şudur, yani bütünsellikten bahsediyorum. Yani ortak akıl da şudur. Hangi parti gelirse gelsin, hangi iktidar olursa olsun. Bütünsel bir yaklaşım sergilemek. Tabii bütünsel bir yani kamuda devamlılığı. Şimdi devlette bir devamlılık denilir ya. Aslında ben bunu kamuda devamlılığı ortaya koymak isterim. Yani X bir müdür şu partidendir, o gitti bu geldi, Y müdür keyfine göre kamuda işleyişin olmaması gerektiğini savunuyor yeni dünya düzeninde. Çünkü nasıl ki biz yereldeki reformda, reform sürecinde merkezi otoritedeki yetkiyi nereye verdik? Daha çok yerel yönetimlere verdik. Neden? Hizmet çeşitliliği anlamında, daha güçlü belediyelerin oluşması anlamında otorite yapısındaki yetkiyi böldük, dağıttık ve halkımızın o bölgedeki, o beldede yaşayan insanların daha kolay hizmet almasını ve daha çeşitli hizmet almasını sağlar. Aslında burada da şu mantık vardır. Yani dijital teknolojiyle birlikte bizim ortaya koyduğumuz devletimizin kurum ve kuruluşlarındaki bu yapıya entegre olmasıyla birlikte aslında kamuda bir reformu konuşacağız. Burası çok önemli. Yani bir nevi bel kemiğini oluşturacak, ana omurgasını oluşturacak bir sistem diye. Ben iddia ediyorum bunu kayıtlara geçsin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde en önemli yasalardan birine imza koyuyor bu meclis. Çünkü meclis çalışmalarının tırnak içinde sadece pazartesi salıdan ibaret olmadığını halkımız görüyor zaten. Yani biz bazen istediğimiz yere gidemediğimiz zaman emin olun komitelerde çok şeyler çıkıyor. Ve bizim yaptığımız o çalışmalara gerek sivil toplum örgütlerini alan uzmanlarıyla birlikte sosyal paydaşlarla birlikte çok yoğun çalışıyoruz.
Bugün de böyle bir yoğunlukta ve uzun zamanın çalışması sonucu ortaya çıkan, ki bunun dijital dönüşüm, elektronik, devlet, kurum, yasa önerisi, yani e-devlet adı altında, ben kamuda bir reformun başladığını ve bunun diğer ilgili ilintili yasalardaki küçük değişikliklerle de devam etmesi gerektiği konusunda böyle bir beyanatım olmasını istedim. Ben çok teşekkür ediyorum bu konuyu gündeme aldığınız için. Tabii bununla birlikte çok fazla dijital teknoloji ve teknolojiyi konuşulacak, ama teknolojiyi konuşurken hazır mıyız böyle bir altyapı şimdi işte anlamında? Tam da burada çok önemli bir noktadır Zahra Hanım. Teknolojinin faydalarını konuşurken yarattığı ve yaratma ihtimali olan sosyal ve sorunları da masaya yatırmamız gerekir. Ben bu bağlamda biraz önce konuştuk programdan önce. 3 haftalık bir konuşma dizisi hazırladım mecliste. İşte psikoloji yasası, neden dünyada psikoloji meslek alanı önemlidir? Daha sonra bağımlılığı ele aldım. Ama bağımlılığı izleyicilerimiz şu açıdan baksın, sadece madde değildir. Zamanımız yatarsa lütfen tabii ki özellikle konuşalım. Bu konuyu da konuşmaya çalışacağız. Sosyal medya bağımlılığı, televizyon, alkol, sigara, kumar ve aynı zamanda yeni bir tanım vardı. Burası çok önemlidir. Alan uzmanları hak verecektir. İyi ki dile getirdiniz. Davranış bağımlılığı. Nereden biliyor musunuz? Sosyal medyadaki özentiler, tırnak içinde, özellikle 14-25 yaş ve televizyondaki, ki bunun beynin nasıl çalıştığını ve nasıl etkilendiğini de dile getirmek isterim. Burada nasıl bizim davranışlarımızda bağımlı hale getirdiğini, bunun adına da tırnak altında özentisel şartlanma diyor uzmanlar. Ben neden eğitim bilimci olarak bu konuya ele aldım? Çünkü hep söylediğim bir şey vardır. Siz eğitimi konuşmak istiyorsanız eğitim bilimini, sosyolojiyi, felsefeyi ve psikolojiyi bir bütün olarak konuşmanız gerekir. Bu söylediğinizden uzak mıyız peki? Hayır, şu anda? Hayır, çok yakınız. Sadece doğru platformda tartıştırmak gerekir. Sizin gibi kaliteli programlarda halkımıza bunları yalın bir dille, bıkmadan, usanmadan anlatmak gerekir. Yani sadece e-devlet geçti bitti, haydi tamamdır biz başardık değildir. Bunun yanında teknolojinin ve dijital dönüşümün ekonomiye yansımasını da konuşacaksınız. Bu ne tür kazanımlara neden olacak? Buna bağlı olarak hangi yasaları, hangi projeleri konuşmamız gerekir? Nedir öngörünüz biraz burada? Biraz açalım. Hangi konuda? Yani özellikle ekonomiye ya da kalkınmaya olacak etkisiyle alakalı olarak. Evet. Şimdi özellikle halkın refah seviyesini artırmada biz kuşkusuz hep şunu ortaya koyduk. İşte planlı kalkınma doğrudur. Halkın refah seviyesini yükseltme anlamında devletlerin mevcut ekonomik çarkların günün koşullarına göre ve dünyadaki yeni trendlere göre adapte etmesi gerekir. Siz bundan kopuk olamazsınız. Mesela ben izin verirseniz rakamlarla da ortaya koyayım. Dünya ölçeğinde yapılan araştırmalara bakıyoruz. OECD dünya raporlarına bakıyoruz. Ki geçen haftaki konuşmam hep kürsüden bunlarla alakalıydı. Bir de şunu izin verirseniz söylemek isterim. İçimde kaldı, aklıma geldi. Ya bir es koyup da bu konuyu açmak isterim. Genelde salı günleri Baykan Hanım muhalefet konuşuyor. Yani denetleme günü olarak. Şimdi biz bu yıl Ulusal Birlik Partisi'nde bazı milletvekilleri, sayılı kişiler genelde, ama ben hemen hemen her hafta kendi uzmanlık alanımda veya kendi uzmanlık alanımla ilişkili alandaki uzmanlarla görüşerek veya önemli gördüğüm o konularla alakalı gündem yapıyorum, söz alıyorum. Sonuçta bu benim hakkım. Neden? Çünkü biz vekiller toplumsal ve sosyal konuları muhalefet veya iktidar bakmaksızın bunları gündeme getirmek, ama sadece gündeme getirmek değil, dilek teminlemelerle bunları gündeme getirirken bunların da hayatta olacak yasa çalışmalarına, tüzük düzenlemelerine ve proje çalışmalarına kadar hükümetin yönetimdeki arkadaşlarla çalışıyoruz veya bazı konularda bir farkındalık yaratmak istersiniz. Çünkü bu sadece hükümet edenlerin görevi değildir bazı konularda. O yüzden biz orada siyaseten bize bu sorumluluğu veren halkımıza karşı sorumluluk bilinciyle de ve aldığımız akademik eğitim temelinde de bunları çıkıp söylüyoruz. Bazı kişiler bundan rahatsız oluyor. Yani niye örneğin Hasan Bey çıkıyor da bunu söylüyor?
Şimdi ben bakıyorum. Yani meclis içinden bir rahatsızlık mı yoksa? İçeride dışarıda. Önemli bir de bu bana zenginlik katıyor. Doğru işler yaptığımı anlıyorum buradan. Şimdi bakın psikoloji konusunu el aldım. Neden bu konu konuşulur açıkladık. Daha sonra bağımlılıkla alakalı bütün verilerle koyduk. Yaptığımız hatta bizim ülke içinde yaptığımız araştırmalar ortaya koyduk. Geçen hafta bilişim, teknoloji ve ekonomiye yansımasını koyduk. Ve e-devlete bağlayınca evet çok önemli bir konudu bu. Neden? Olaya çünkü bütünsel bakmak zorunluluğumuz vardır. Şimdi bizim görevimiz sadece yasa yapmak değildir. Bizim görevimiz aynı zamanda halkın arasında ben hiç kopmadım. Zamanım yettiğince her bölgeye gidiyorum, fikirlerini alıyorum. Bunları gündeme getiriyoruz. Mesela geçen hafta ben burada yeri de söylememde çekinmiyorum. Doğu Akdeniz'in içinde bulunduğu ortamdan nasıl kurtulabilir diye bir model sundum ben bunu kürsüde. Ben bunu sayın ilgili bakanlara da, sayın başbakanımıza da aktarıyorum, arz ediyoruz ama bunların bir yere kadar siz etkili olabilirsiniz. Çünkü yürütmede karar alma aşamasında değilsiniz. Sonuç itibariyle sayın bakan kendi ekibiyle çalışır, o kararları alır. Ama biz bunların neden olduğunu gerek veriyle, gerek grup toplantısında, gerek bazı çalışmalarda ve veya sunduğumuz bazı yasa önerileri vardır. Bu yasa önerilerin neden gereklilik olduğunu da işte bu edindiğimiz kamuoyundaki sorunları çözmek adına kamuoyundan bizden beklentileri anlamında gerek yasa önerileri gerekse kürsü konuşmasıyla birlikte bunları gündem yapıyoruz. Buradan şunu söyleyeyim, bu muhalefetlik değildir. Gerekirse de iş muhalefet de yaparsınız. Parti için muhalefetten de çekinmem. Eğer ki bilginizi ve kendinize güveniyorsanız bunu da yapmaktan hiçbir şeyden de geri durmak. Çünkü bu... Bu gayeyle mi yapıyorsunuz hayır, şu anda? Hayır, hiç böyle bir yani gayem yok. Benim tek amacım bizim sonuç itibariyle akademisyen olarak özellikle eğitim bilimleri alanında yapmış olduğum çalışmalarda ben hep eğitim ekonomisi temelinde çalıştım. Tezim de hep bu konuda. Allah'a şükür bu konuda da ülkeme ne kadar çok faydalı olabilirim. Tabii bu konular sadece kürsüde kalmıyor. Alınıyor, işleniyor. Bizler de ilgili arkadaşlarla çalışıyoruz. Ama bunu tersten okuyan veya bazı kişiler neden böyle bir şey düşündü? İnanın o dar kapıdan bakamıyorum ben. Ben birazcık daha böyle geniş kendime pencere göre bakmamız gerekir. Şimdi dijital ekonominin yansımalarına baktığımızda en önemli nokta aslında burada... Yani ilk akla gelen tabii kayıtlılık yaratacak bir sistem evet kurgusu. Şimdi burada üç bacağa bakmamız gerekir. Şimdi e-devlette birincisi kamuda biraz önce söylediğimiz devamlılık. Yani o kurumsal yapının devamlılık ilkesini güçlendirecek. İki, siz güncel verilerle birlikte daha doğru planlama ve sonuç odaklı bir proje yönüne gitme şansınız olacak. Neden? Şimdiki veriler güncel değildir savunuyorum ben. Geç alınan ve o veriler diye kastettiğiniz mesela şöyle bir şey, ekonomiyle de alakalı veya gümrükle alakalı, gümrükteki verilerle alakalı veya eğitimdeki öğrencilerin durumu veya peki örneğin son dönemde en çok tartıştığımız nüfusla ilgili kısım. Yine bu çare getirecek daha doğru belli, sistemi belli bir kurmuş süre sonra olacak. Yani o aynı zamanda İçişleri Bakanımızın yürüttüğü projeyle o projedeki verilerin merkezi veri sistemine aktarılmasıyla birlikte ki şunu söyleyelim. Biz yasada şunu koyduk. Dijital olgunluk raporları var. Her kurum kuruluşun ve belediyelerin bu yasa geçtikten sonra oraya bir zaman sınırlaması da koyduk Baykan Hanım. Yani öne açık bırakmadık. Yani burada her kurum kuruluşun zorunlu olarak bu sisteme entegre edilmesi için 6 aylık bir çalışma süreci koyduk. Bir geçiş süreci olacak. Aynı zamanda bakanlıklar gene kendi projelerini, kendi yazılımlarını yapmak isteyecek ama standart yani bu kurumdaki standart raporlama ve standart yazılım dili üzerinden ihalelere çıkması gerekir ki bir bütünlük olsun. Bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün hükümetler ki bu yasa oy birliğiyle de geçiyor. Buradan bütün komite üye arkadaşlarımıza bağımsız veya diğer partilerden gelip katkı koyan arkadaşlara çok çok gönülden teşekkür ediyorum. Bu konunun bu aşamada oy birliğiyle olması aslında ne kadar önemli olduğunun mesajıdır. Ve Siyaset bütününde bunu sahiplendi diyebiliriz herhalde evet değil mi? Ve orada çok evrensel değerlere göre yani çağdaş bir yapıya göre yürütülüyor. Ve burada eşitlik ve adalet temelinde halkın daha kolay kamudan hizmet alması,
istediği bu hizmetlere anlık ulaşması ve bununla da birlikte aslında kendinin bundan sonrası, yani örneğin bir hafta sonra iş planlamasını yapacak bir işletme zaman kaybetmeden o bilgilere ulaşıp daha doğru bir planlama yapacak. Çünkü ben dün bir televizyon programında yine şunu söyledim. Günümüzde paranın da çok daha önemli bir şey vardır. Zaman ve etkin zaman yönetimi. Bu teknolojik olanaklara göre çok önemli. Yapılan araştırmalarda, veriler üzerinden söylüyorum Erkan Hanım, e-devlet sistemine geçen ülkelerde zaman tasarrufu açısından, hizmet kalitesi açısından ve memnuniyet açısından bir önceki duruma göre %60'a yakın bir olumlu bir ivme elde edilmiştir. Ve bunun bazı yeni iş sektörler yaratmasına vesile olmuştur. Şöyle ki, şimdi yazılım alanının bu ülkenin geleceği açısından, ekonomik kalkınma açısından ne kadar önemli olduğunu çok program yaptık sizinle buradan. Neden yazılım olduğunda? Aynı zamanda bununla alakalı yasalarımız da uygundur. Yani burada önümde teknoloji geliştirme bölgeleri yasası 19/2023, organize sanayi bölgeleri yasaları 20/2022. Bu yasalar da tam bu anlamda hem mevcut bu alanda yatırım yapacak genç girişimci gençlerimize hem de yurt dışından gelecek yeni yatırımcılar için çok uygun bir yatırım iklimi yönünde uygun yasalardır. Yapılan araştırma, 2023 verisini vereyim size. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nde her bir birim bu alana yapılan yatırımda %80 dijital ekonomik kaldıraç katma değer etkisi vardır. Yani siz bir genç olarak bu alana ben teşvik veriyorum size. 100.000 TL'lik bir hibe verdiğim zaman size bunun ekonomiye yansıması 180.000 TL'dir. Burası çok önemlidir. Yani ben bir birimlik bir katkı yaptığım zaman bu sektörün gelişmesine 1.8 oranında ekonomik gelişmeye geri dönüşü var. Bizim bunlara kafa yormamız gerekir. Bizim bu tartışmalara yormaya ihtiyacımız var. Yormaya başladık mı peki? Yani bu dikkat çekişlerinizle beraber. Bu yasalar oy birliğiyle geçiliyor. Yoruluyor ki kamuoyunda tartışıyor. Ya niye buradayız? Yani bunları tartıştırmak. Yani bu bugünün tartışması ve yarının unutulacak konusu olmayacak. Yarın ve yarından sonrası. Bakın biz güncel olarak dünyadaki dijital ekonomiyi yakalamazsak geleceği geçmişe gömeriz. Tekrarlamak isterim. Dijital ekonomi anlamında gerekli yasalardan en önemli yasamız olan bu yasayı da çıkarttıktan sonra bu konularla alakalı yasanın da işaret ettiği yönde ilgili bakanlıklar gerekli tüzük ve veya yasaya çok yaşanıyor hep birlikte. Bu düzenlemeleri yapmazsak ve geleceği konuşuyoruz ya işte gençlerdir vesaire ağzımızda hep böyle çoğu zaman şey oluyor klişeleşmiş cümle ama gençler bunu bekliyor. Somut olarak bunu koyacaksınız gençlerine. Diyeceksiniz ki bakın benim yasalarım uygundur. Ya size ben teşvikleri yani veriyorum. Süreç bitmeyecek değil tabii mi? Tabii ki bitmemesi yani gerekir zaten. Şöyle bitmemesi gerekir. Bir üçüncü araştırma bilgisi vereyim size. Bu alanda yatırım yapan ülkelerin kişi başına düşen milli gelirin hesaplamasını yapıldı. Ülkenin gayri sarfı yurt içi hasılasına bakıldı. Bir de işsizlik oranına baktı. İnanır mısınız? Her %10'luk bir gelir artıcı bir durum olduğunda, ülkenin gelir kalemini arttığında %5 istihdamda azalma oldu. Çünkü bu alan o kadar bir geniş bir alandır ki birazdan rakamlar koymak isterim size önünüze ve izleyicilerin ilgisini getirmek isterim. Bu alanla alakalı küçük yaştan itibaren yani temel eğitimden başlayarak bu kazanımların sizin vermeniz gerekir. İlkokuldan itibaren müfredatlarda bağımlılığı da koymanız gerekir. Yani biz tamam teknolojiyi konuşuyoruz. Teknolojinin nimetlerini devlet kurumlarında, ortak akılda, verimlilikte, ekonomi konuşuyoruz. Ama sakıncalı kısmını da yönetmekle alakalı da eğitim. Ama diğer taraf o gri pencereden de bakmamız gerekir. İşte biz yasa koyucular diğer taraftan da buna kafa yormamız gerekir. Ve bu ülkede çok önemli üniversitelerimizde ilgili bölümler vardır. Bu bölümleri de seferber edip
Eğer eksik varsa yasalarımız, bu yasaları geçirmemiz gerekir. Veya ihtiyaç duyduğumuz yerinde eğitime, yaşam boyu eğitim anlamında çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelere şöyle bir şey sorayım size. Biz hep özel eğitim günlerinde, özel eğitim veya engelliler tırnak içinde, ben özel gereksinimli bireyi tercih ediyorum, kullanayım da, veya dezavantajlı bireyleri. Peki bu insanların teknolojik anlamda neler yapabildiğini hayal edin. Benim öyle insanlar var biliyorum Aykan Hanım. Teknoloji geliştik sonra hayata yeniden doğduk gibi geliyor Hasan Bey. Ama bunun yarattığı bağımlılıkla alakalı o gri duvarı da görmemiz, o yönde bir şeyler yapmamız gerekir. O yüzden 2 hafta önce Hasan Küçük bağımlılıkla alakalı. Bugün 14-25 yaş ülkemizde yaptığımız araştırma, sosyal medya kullanım saati günde kaç saat bilir misiniz? Çok acı bir reçete hocam, 6 saat. Nedir çağdaş ülkelerde hani kıyas yapabileceğiniz, baz alabileceğiniz? Şimdi OECD 2021 raporunu korkuyor bunu. Çünkü her geçen gün önüne geç artıyor. Ortalama bu bütün dünyada aynıdır. Yani 5 saat, 5,5, 6, 6,5 saat. İnsanlarımız bizim teknolojiyi kullanırken etken durumdan edilgin duruma geçiyor. Şimdi dediniz ki sosyal medya ve bunun davranışlara yansıması. Biraz bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi alalım sizden. Yani nedir bu kadar çok sosyal medyanın hayatımızın ana ekseninde bizi etkileyecek davranışlarımızı dahi ona göre şekillendireceğimiz bir sisteme sokması? Yani bunu bir eğitimle mi ilişkilendirmeliyiz, neyle ilişkilendirmeliyiz? Şimdi, bu kadar çok bağımlı olmamızın sebebi örneğin sosyal aktivitelere yönelmiyor olmamızdan mı kaynaklanıyor? Bununla ilgili bir sıkıntı mı yaşıyoruz? Bir anne olarak sanırım sizin de canınız yandı. Çünkü cevabı içinde veriyorsunuz. Evet, sizinle biraz şimdi çok ben, bilmeden yayına da konuşmuştuk. Samimi bir insanım. Böyle programlarımızın da samimi olması adına şunu söylüyorum ben. Bazı gerçeklerle yüzleşmezsek birbirimizi anlayamayız. Bugün ekranları başında bizi izleyen hangi anne baba veya büyük anne büyük baba veya gençler çocuklarımız sosyal medya anlamda kullandığı telefonu bırakıp da istediği anda bırakabiliyor mu? Yoksa o kullandığı programın süresi dolduğunda bırakıyor. Anlatabildim mi? Şimdi beyin lobları sizin daha çok mutlu olduğunuz anlarda sizi kontrolü ele geçirir. Çünkü günlük yaşamda kendinizi gerçekleştirme süreci tamamlanmadığı zaman veya çoğu zaman kendinizi ifade edebilecek ortam bulmadığınız zaman veya çoğu zaman fiziksel sosyal ortam bulamadığınız zaman veya sizi size göre anlayan, size göre her şeyinize evet diyen insan veya arkadaş bulamadığınız zaman daha çok mu sarılıyoruz? Daha çok sarılıyoruz. Sonuçta direkt onu o çıkıyor. Zaman psikolojiyle de etkisi var. Evet. İlişkisi o yüzden var. Psikoloji, bağımlılığı, teknoloji ve yasaları bir bütün olarak bakmamız gerekir. Bir masanın 4 ayağı gibi. Çünkü uzmanların en çok üzerinde durduğu ve söylediği bir nokta vardır. Şöyle söylüyor uzmanlar. Diyor ki, insanoğlunun hayattan bazı beklentileri var. Yaşı ne olursa olsun. Size sürekli olarak çevrenizde etkin olmadığınızda ve edilgen durumda çıkmak istemez misiniz? Hangi insan var kendi kararına özgürce karar almasın? Yani hangi sayfadan hangi sayfaya geçmesinde biri sınırlandırma olmasını ister. Ama işte oralarda sürekli size mutluluk hormonu ve bu anlamda size hoşunuza gidecek. Çünkü bu programlarda yazan gene insandır. Ve yaş grubuna göre bu programlar hazırlanırken dolayısıyla çok güzel yönetiliyor tabii ki, kendileri işte açısından. Bu da bir meslek alanıdır. Biraz önce dedik ya. Dijital teknoloji, bilgi iletişim teknolojileri ve bunun yaratan kişiler sosyal alanları, sosyal araştırmalar yaparken bu işte oyunlardır, işte tırnak içinde bazı arayüzlerdir, işte WhatsApp'tır, Facebook'tur, Instagram'dır, Twitter'dir. Benim yani TikTok'um yok ama
Yani kızımdan görüyorum işte TikTok'tur vesaire ve buradaki etkileşimin inanın OECD ve Dünya Bankası şunu söyledi. Tutum ve davranışların önüne geçti. Tehlike buradadır. O yüzden biz Z kuşağına... Nasıl önleyebiliriz? Yine ya da kontrol altına bak, tutabiliriz. Çok güzel bir şey söylediniz. Yine teknolojiyi kullanacaksınız ama eğitimle. Yine tutum davranışa bakacaksınız ama önleyici ve müdahale edici programlarla. Yine teknolojiyi kullanacaksınız ama doğru bilinçlendirmeye. Kimi? Aileleri. Yine eğitim teknolojilerini kullanacaksınız ama çocuk bilecek. Orada geçirdiği zamanın üretkenliğine neden olsun. Mesela ben bir platform üzerinde çalışıyorum. İlk kez sizin programınızda söyleyeyim bunu. Gençlik Gelişim Platformu diye çok kısa süre sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni bir şeyle tanışacak. İsmini söylemeyeyim. Şu an tescillenme aşamasındadır. Gençlerin ürettiği kendi ilgi alanına göre çalışmaları bir yerde toplamaktır bütün amacımız. Yani aslında bizim yıllar önce savunduğumuz bir şey vardı. Çocuklarımızı dışarıda eve çekemezdik. Şimdi de evden dışarıya çıkaramaz olduk. O yüzden evet E-Devlet bizim için yani bir kamuda ben bir reform söylüyorum. E-Devlet eşittir kamuda reformudur bana göre. Benim anlayışıma bu yasanın her kelimesine hakim ve bilen bir kişi olarak ve bunun faydalarını ve kazanımlarına baktığımız zaman. Ama bunun yaratacağı ve bundan sonra teknolojiyi de eğer ki bu kadar yaygın kullanım yönünde insanları yönlendireceksek o zaman yapmamız gerekenler de var Baykal Hanım. Yani bugün biz sosyal medyanın çocuklarımız, gençlerimiz üzerinde yarattığı bu kadar bağımlılık ve psikolojiyi ve gençler arasında gidin bakalım bir okullara, bir bakın teneffüslerdeki manzarayı. Bir drone kiralayalım, siz de bir sosyal araştırma yapalım. X bir okulda, hiç fark etmez. Ağırlıklı ortaokul liseye bakalım. Yani yönlendirici faaliyetlerde bulunamadığımız, o farkındalığı yaratamadığımız şimdi için. Şimdi çok o bilince... güzel bir konudur. Ben gene eğitime geleceğim. Diyecekler ki bana gene eğitime dayadı konuyu Hasan Bey. Evet doğrudur. Çünkü şunu kabul ediyor dünya. Artık okul yaşamın kendisidir Baykal Hanım. Ben demiyorum. Dünya diyor bunu. Bunu kimse değiştiremez. Biz okullardaki ortamlar tamam sınırlıdır. Sınırlı bahçelerimiz vardır, vesairemiz vardır. Tabii bu konu çok uzar gider, söyleyecek çok şey var. Bugünkü belki programımız yetmez konuyu dağıtmamak adına ama şunu bilmemiz gerekir. Okul veya okul sonrasında bütünlük olması gerekir. Okul veya okul sonrası çocuklar iki farklı dünyada yaşar gibi algılarsa bu çelişkinin ve bu iki farklı kutubun arasında çocuklarımız sıkışır. İlk önce bundan kurtulmak gerekir. Bunun için de işte her şeyin başında, hatta bugün daha haberi çıktı. Yine sizin programda veya bir başka programda söyledim. Dünya artık müfredat değişimine gitti. Konu ağırlıklı değil, beceri tabanlı müfredata gitti. Tam da bugün, dün konuştuk arkadaşlarla. Bugün Türkiye'mizde Milli Eğitim Bakanımız bir açıklama yaptı. Aralık itibariyle müfredatlarda bir yeni düzenlemeye gidiyoruz. Çok yük var, çok konu var. Öğretmenler yetişemez bitirsin. Yani biz çocuklara... Benzeri bir hazırlık süreci tabii ki şöyle çocuklara diyoruz ki at yarışındadır. Ama kimse kusura bakmasın. Öğretmenler de bu yarışı bitirmek için başka bir yarışın içindedir. Ben bir matematik kökenliyim. İnanır mısınız ki bugün özellikle lise müfredatındaki matematiğe baktığımda üniversitede ön lisans müfredat programlarına denk konular görür. Yani benim çocuklarımın o çocukluk, ergen ve genç döneminde yaşadığı ve sahip olması becerileri ben veremedikten sonra habire akademik bilgi yükleyeyim. Bilgi tabanlı müfredat yerine beceri tabanlı müfredata geçmek zorundayız. Bizim böyle bir hazırlığımız şu an yok bildiğim bilemem, kadarıyla. Bilemem bu benim kendi... Ama şu anlamda soruyorum size. Bir geçiş sürecinde buna hazırlık, bu sistemi kurgulama noktasında ciddi zorluklar yaratır mı? Yani evet. Aralık dediği Türkiye Cumhuriyeti'nde çok kısa bir tabii zaman ki. Yani bu tür, bir değişime dönüşüm. Bu tür projeler, modeller bunun bir ön çalışması yapıldı ki bu açıklama oldu. Nasıl ki ben savundum bundan da gocunmuyorum.
bir ülkenin bütününü ilgilendiren bir çalışmanın ön hazırlık sürecini siz iyi geçirmezseniz kafanıza gelirsiniz. Bundan da kimseyi suçlu bulmazsınız. O yüzden eğitim gibi toplumun bütününü ilgilendiren konular için bir ön araştırma, ki neden bunun oldu? Orada çok değerli arkadaşlarım var. Ben 2004-2013 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda 9 yıl bürokratlık yaptım. Çalışma mevhumu da bilmezdik. Talim terbiyeyi bilen insanlar çok iyi bilecek. Ve o dönemden beri hala da bakanlık kadrolarında çalışan arkadaşlarla görüşüyoruz. Ve insanlar bunun sosyal sorunlardan başlayarak bu kararı aldı. Ve çok büyük bir devrimdir eğitimde. Bir reform sürecini başlatıyorlar. Çünkü eğitim denilen kavramın önüne siz önce öğretimi kurmanız gerekir. Çünkü eğitim bir ulaşmanız gereken bir yoldur. Bir yol. Öğretimse o yolda nasıl gideceğinizdir. Ben sana ille şu arabaya bin git diyemem. Ama ben sana hedef göstermem gerekir. Şuraya varacaksın. Şu alternatif yöntemlerle. Bizim işte üzerinde çalıştığımız bu araç, bu yöntemler ülkenin gerçeklerini de dikkate alarak evrensel değerlerle olması gerekir. Artık bizim tartıştığım, bakın ben çok üzgünüm Baykan Hanım bunu söylemekten. Eğitimi son dönemlerde tabii yine tartışmaya başladık. Neden tartışıyoruz? Yani tam gün eğitimi tartışıyoruz, okullardaki binalarla ilgili sıkıntıları tartışıyoruz, öğretmenlerin bir takım haklarıyla ilgili süreçleri tartışıyoruz. Bu konularla ilgili bir tartışma ben göremedim. Bu söylediğiniz eksen yapacak üzerinde. Yapacak kişiler olacak. Ama ağırlıklı olarak tartıştığımız konu başlıkları eğitime dair bu saydıklarımla. Şimdi bir veli olarak soruyorsun yoksa bir gazeteci olarak? Her ikisi. Her ikisi olarak da. Ben de bir veli olarak sorayım. Ben de çocuğumun kendi becerilerine göre, kendi yeteneğine göre gelişmesini ve rekabet edebileceği dünyaya kendini en iyi şekilde hazırlamasını isterim. Ben dün çok üzgünüm. Buradan oğlum Kemal'a selamım olsun. Her programda izleyip de analiz yapıyor. Adımı da söyleme baba der. Sevgilerimizi iletelim biz de kendisine. Düşünün çantasını aldım. Yemin ederim en az 25 kiloydu. Bak çok üzüldüm. Okulunda daha dolaplar bitmemiş. Olabilir. Ama şuna geleceğim. Bakın 25 kilo bu çocuklar çanta taşıyor bakalım. Olacak işte. Kimse kusura bakmaz. Kimse kusura bakmaz. Ne, ben baba olarak konuşuyorum burada. Başka bir şey değil. Eğitim bilimleri temelinde biz ne kadar çok konu verdiğimizde çok şey öğretirik diye değil. Önemli olan o öğrendiği bilginin günlük yaşamına transferdir. Şimdi bu kalemi aldığı zaman çocuk farklı, bu da bir kalemdi. Sizin de yazdınız. Hepsi yazar. Bu kendine göre bir tasarımsal bir şeydir. Ben neyi hayal ederim çocuğumun bilir misiniz? Veya çocuklarımızın bu kalemi nasıl üretebileceğini düşünmesi gerekir. Sadece eline alıp yazması değil. Yani sistem böyle bir kurguyu şu anda yaratmıyor. Bu sadece bizde değil ama. Yani bu genelde büyük ölçüde demeyeyim ama ekonomik anlamda gelişim ve devrimsel bir süreç içinde olan birçok ülkede bu sıkıntı var. Ama biz bu sıkıntıyı yıllardır konuşuyoruz. Geçmişe göre bir tık daha iyi noktadayız. Ama yeterli değil. O zaman ne yapmanız gerekir? Öğretmenlerin müfredat konu bitirme kovalama yarışından çıkarıp çocuklara, çünkü şöyle de bir şey vardır ve devam edeyim. Dünyada meslek tanımları değişti. Yani öğretmenlik, yöneticilik, müdürlük, okul aile birliği, bakanlık, bakanlık uzmanlığının tanımları değişti. O zaman sizin ne yapmanız gerekir burada? Siz bu yapının içinde ilçe okul eğitim kurumları ile birlikte okullara bu yetkileri vererek esnek bir müfredat dediğimiz işte burada beceri tabanlı müfredat. Ben demiyorum bunu, dünya diyor. Ha dünyaya kulağımızı çevirecek ya da böyle bakıp ben bunu yapıyorum diyecek. Böyle şansı yoktur kimsenin. Peki. Dolayısıyla burada bitireyim. Evet, öğretmen yavaş de kendi müfredatını bitirme telaşının dışında müfredattaki kazanımları, becerileri, yani outcomes dediğimiz ve o becerileri günlük yaşama nasıl transfer edeceği yönünde çocuğa farklı öğretim araçlarıyla ve esnek zaman verdiğiniz zamanda
farklı ölçme araçlarıyla ve değerlendirme. Biz bu ülkede ölçme yapıyoruz, değerlendirme yapmıyoruz. Kimse kusura bakmasın. Ben tek tip ölçmeyle çocuğumun 7 aldı. E ne demektir ya o 7? Senin 7 almandan benim 7 almam farklı bir şeylerdir. Yani başa dönüyoruz. Biz çok uzun yıllardır konuştuğumuz bu e-devlet yasasıyla ilgili süreci sona getirdiğimiz gibi, yani o değişimi ve dönüşümü yaratabildiğimiz gibi, yani bilişim teknolojilerinden artık hayatımızın her alanında yararlanma noktasında bir karar ürettiğimiz gibi, eğitim konusunda da artık bir farklı tartışma sayfa gelmesi, açmamız açmak gerekiyor. Zorundayım bakanım. Bakın, ben çok üzgünüm ki dün bazı manşetler çıktı. Artık eğitimde ben çekici tuvalet kağıdını konuşmak istemiyorum. Yani az önce söylediğim size çok, buydu. Çok üzgünüm yani bunlar. Elbette ki bunları da ama konuşmalıyız. Ama bunu ben kimseyi suçlamıyorum. Bakın, benim üzerinde durduğum şudur. Bütün dünyada sorunlar vardır eğitim bilimlerinde. Olacak da, olması gerekir. Neden? Çünkü eğitim bilimi psikoloji, sosyoloji ve felsefeyle birliktedir. Eğer dünyadaki ekonomik, siyasi, iktisadi gelişmeler oluyorsa, yeni meslek alanları gelişiyorsa bunlar olacak. Çünkü eğitim ekonomiye yön verir. Ekonomi eğitime yön vermesini yönünde de siz çalışma yapacaksınız. Dünya şunu söylüyor. Eğitim ekonomisi artık lokomotif, itici, motor, güçtür ülkelerin gelişim kalkınmasında. Ve gençlerin göç etmemesini istiyorsanız, işte eğitim ekonomisinde bir örnek vereyim. Geçirdik çok mi biz bu yasaları? Çok kısa alalım Sayın Vekilim, çünkü noktalamak 2019 zorundayız programı. 56.1 milyar TL büyüklüğünde oluştu bilgi teknolojileri sektörü Türkiye'mizde. Donanım, yazılım ve bilgi teknolojileri hizmetinde alt kırılımlar var. Zamanımız dardır, girmeyeyim. Yani buradan gençlere seslenişimdir. Bu alanlara yönelin gençler. Ama bunlara yönelirken sadece bu telefonları eğlence için veya o anı geçici keyif yapmak için değil, onlar geçici, unutmamak gerekir. Ha, bizim de yasa yapıcılar olarak ve bu anlamda yürütmede olan kişilere de gerekli önerileri sunarak, önemli olan çocukların daha çok üretken ve teknolojinin nimetlerinden de ekonomik, ticari akla çevirebilecek noktaya gelelim. Ama özellikle bağımlılık anlamında, sosyal medya gibi bağımlılık ve davranış bağımlılığı alanına da mutlak sürekli, sadece ama bizlerle yetmez, ailelere de çok büyük görev düşer. Çünkü biz her an çocuklarımızı takip edemiyoruz. Peki bu konuyu bir başka programda biraz çok daha fazla konuşalım. Yani biraz e-devlet üzerindeki süreci konuştuğumuz için zaman yetmedi ama neler yapılması gerektiği konusunu yine sizden sözünü alalım. Biz de seve seve dinleyelim sizi tabii ki bir eğitim bilimci şimdi olarak. Yani siyasi kimliğinizi de ayrı koyarak. Eğitim bilimi temelinde konuştuğumuz gibi, özellikle psikoloji alanında alan uzmanlarıyla, sosyologlarla, felsefecilerle bir ekip olarak konuşup buraya çıkıp konuşuyorum. Bunun da altını çizeyim. Ben bilmediğim şeyi bilirim. Bilmediğim konularda da ben ekip çalışmasıyla bunları, bilgilerimi güncelleyip ilişkilendiriyorum. O yüzden bilişim teknolojilerinin nimetlerinden faydalanırken, ama bunun yaratabilecekleri olumsuz ve etkiyi de mutlaka tartışmamız gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür zaman ederim. Yarattığınız çok için çok teşekkürler. İyi çalışmalar diyelim. Sözünü aldık, o zaman bir başka seve programda seve bu söylediğiniz eksen üzerinde biraz daha fazla tartışma yaratalım. Çok teşekkür ederiz. Noktaladık. Bugünü de Güney Asiyanlara noktayı koyuyoruz. Yarın haftanın son beraberliğinde 16 kısa haberlerinin ardından karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle veda edelim şimdilik. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Thank you.